Hatta şimdi o Rusların toplu cesetlerine falan dikkatle bakarsanız, bu geçmişte hepsinin üzerinde ciddi elbiselerin olduğu görülebilir. Evet, yani bunu bütünüyle yok saymıyoruz. Bakın baştan bahsettim, var böyle Arap şeyler. Bölgelerinden gelen. Efendim. Donarak ölen asker sayısı ne kadardı daha önce? Şimdi donarak ölen asker sayısı şöyle bir şey var. Burası bir kış şartı var. Etraf kar. Ayazda, tipide kalan, ıslanan bir insanın her zaman donma şansı var. Tabii. Veya ihtimali var. Evet. Bu ne kadardır? O artık tek tek bunun tespiti. Eksperler kaç estime ediyorlar? Mümkün değil. Burada asıl iddia edilen, Hafız Hakkı Paşa'nın Allahu Ekber dağlarını aşırırken kol orduyu tamamen dondurduğu iddiası var. O doğru, doğru değil diyorsunuz. Doğru değil, şöyle doğru değil. O güzergahtan Hafız Hakkı'nın aşırdığı kol ordu sadece iki tümenden ibaret. Bu iki tümenin 18 bin civarında askeri var. Üçüncü tümen Allahu Ekber'e gitmiyor. Elimizde kroki olsaydı daha güzel olurdu. Yol üzerinde daha rahat bir bölgeden Bardız'a geliyor. Allahu Ekber'i aşan iki tümen. Nereye geliyor? Bardız'a geliyor. Bardız'a. Evet, burada Bardız. Sarıkamış harekatının krokisi var. Bu General Mikoski'nin Sarıkamış harekatı. İsterseniz çekin bunu. Bende de var. Bende de var krokiler. Yani söyleyeyim. O yarım kaldı cümle. Tamam. Bana ondan mazur getirmedik. Çünkü harita askeri haritalar. Evet. Konuyu gittikçe karışık hale getiriyor. Şöyle bir şey var. Açmayalım güzel o zaman. Hiç. Oradan iki tümen asker, 18 bin asker 3 günde geçiyor. Ve ilk gün geçen iki alay tipiye tutuluyor. 18 bin kadar. 18 bin askerden iki alay. İki alay. Yani iki, evet, iki tümen. İki alay. İki tümenin iki alay. 2000 kişi falan yani. Bir alay işte o civarda. Yani. 2500 kişi falan. Hı hı. 5000 kişinin ilk günde tipiye yakalanması hadisesi var. Bu kesin. Ve o ilk iki alayda ciddi bir zayiat olmuş. Yani 5000 kişinin çoğu... %20 deniliyor. Ama tabii buna dediğimiz gibi yine de kalanlar ne kadar sağlamdı. Tabii hani objektif olmak lazım. Öyle bir tipiçle bir tipi de yakalandıktan sonra belki hepsi ölmemiş olabilir. Ama kalanlar da çok fazla hayır yok. Fakat geriye kalanlar 3 gün içerisinde geliyor. Zaten bizim bir de şunu söyleyeyim, ilk gün bu. Sahra topları geçiyor aynı yolda. Hmm. Yani öyle dedikleri gibi uçurumlar efendim yok bilmem şu var bunlar falan yani. Değil canım. Sahra, 8 tane sahra topu aynı gün geliyor. Hafız Hakkı geçiyor bunları. Fatih Bey haklısınız. Turan sorusu kaynadı. Konuşacağız onu. Devam ederiz. Devam ederiz. Bu 8 top geçiriliyor. Geriye kalanlar 3 günde parça parça geldikleri için zaten bir ağırlık oluşturulamıyor. Yani Sarıkamış'ın alınamama sebeplerinden birisi de tabii ki arazi şartları ve mevsim soğukluğu, buna sebep olan askerin tek kolda yürümesi. Yani üç kolda sen askerini yürütürsen, bir alay 3 saatte ulaşırsa bir yere, tek kolda yürütürsen 9 saatte ulaşır. Yani stratejik yani bir hata var burada diyorsunuz. Stratejik hata değil, şeyden, araziden kaynaklanan bir zorluk var. Peki şeyin, şimdi harekat, hafızak, harekat başlıyor. Aslında evet, şeyi de soralım, o baştan şey yapmadık. Denilen şu anda, Sarıkamış harekatı aslında gerçekleştirilse çok başarılı bir harekattı diyorlar. Yani tabii. Çünkü güzel yani hayali bir harekat değildi. Evet. Gerçekleştirilme şansı vardı. Yüksekti. Bir Rusların erken gelmesi var engelleyen, hava şartlarının yanı sıra. Değil mi? Şöyle bir şey var. Tabii ilk gün hareketin üçüncü günü bizim kuşatma planlarımız Rusların eline geçiyor. Büyük bir talihsizlik. Evet. Nasıl geçiyor? Bir binbaşı bir alayı sevk etmek için ileri gönderiliyor. Yolunu şaşırıp Rusların üzerine gidiyor adam. Üzerinde hareket planları var. O hareket planları Ruslar tarafından öğrenilince Sarıkamış kuşatılacak diye artık bütün hareketlerini ona göre Sarıkamış'a ağırlık vermeye başlıyor. Baskın olmuyor yani. Baskın. Burada en önemli konu plana uyulmaması. Bunun da en büyük kabahati artık yani plana uymama açısından söylüyorum. Kimseyi yargılayacak halimiz yok. Hafız Hakkı Paşa'nın çizilen planını 100 kilometre daha uzatması. Niçin yani, uzatıyor? Derdi şu. Bazı Rus birliklerini görmüş, her taşın altında bir Rus arıyor. Yani her Rus'u imha edip öyle gideceğim gibi bir şeyi var. Yani baştan misyon, bir plan hazırlanıyor. Plan hazırlanıyor, evet. Hafız Hakkı Paşa kolordu komutanlarından birisi, evet, bu plana uymuyor. Şimdi bu emrinde 30 bine yakın asker var. Bunun bir tümeni ayrıldı. İki tümenle. Oltu'dan sonra
Bardız'a dönecek yerde Oltu'dan sonra Bardız, Bardız'dan sonra Sarıkamış yaklaşık 7 kilometre falan olabilir yani tam yanılabilirim. İki köy, Kızılkilise, Yeniköy, Bardız'a iniliyor. Şey, Sarıkamış'a iniliyor. Bu zat Oltu'dan sonra Kosor Boğazı denilen bir boğaza giriyor. O boğaza girince artık başka yol kalmıyor, Allahu Ekber dağlarına aşmak zorunda. Bu da şeyi... Yani başlangıçtaki planda Allahu Ekber dağları var mı yok mu? Kesinlikle yok. Yani bak, plan... Burayı bir tekrarlayalım. Askeriyenin çizdiği Ramazan. Plan... Allahu Ekber, askerin çünkü en fazla problem Allahu Ekber dağlarında şehit olmasıdır, donmasıdır. Şimdi başlangıçta Enver Paşa'nın da içinde bulunduğu planda Allahu Ekber dağlarını ordunun geçmesi yok. Yok, kesinlikle yok. Genel yani bunu Hafız Hakkı Paşa çıkarıyor. Evet, çizdiği plan burada. Oldu üzerinden Bardız'a dönülecek plana göre. Fakat niye dönmüyor? Rus'a ismini biraz net söyler misiniz? Nere? Oltu Erzurum. Erzurum'a bağlı. İsmi anlaşılmıyor çünkü. Evet. Çok hızlı söylüyorsunuz. Evet. İki tümen Oltu'ya vardıktan sonra Bardız'a dönecekler. Bardız. Bardız, evet. Ha. Bardız. O gün biz adıyla... biliyoruz da anlaşılmıyor. Şimdi Şenkaya diyorlar zannediyorum. Nerede? Erzurum'da mı? Şeyde mi? Yok şeye, değil mi? Sarıkamış'a 7 kilometre falan. 7-8 kilometre. Belki yani yanılabilir kilometre açısından. Anladım. Tam şimdi burada bilmiyorum. Gayet kolay. Bardız mı dediniz? Bardız. Şenkaya. Evet. Şenkaya. Ya meşhur yerde Bardız hepimiz biliyor. Evet. Gaziler oraya dönülecek yani plana göre. Hafız Hakkı Kosor Boğazı'ndan devam ediyor. Hangi boğazdan? Kosor Boğazı deniliyor. Yok şu isimleri açık söyleyin ne olur. İsimleri... Siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Çok iyi biliyorsunuz. Vup diye söylüyorsunuz tamam. Anlaşılmıyor. Evet. Kosor Boğazı'na giriyor Hafız Hakkı. Bu boğaza girmesi kuşatma planını 100 kilometre uzatıyor. Şimdi 100 kilometre uzatması demek 4 gün kaybetmek demektir. Çünkü bir asker teçhizatıyla o kış şartlarında bir günde ancak 25 kilometre gidebilir. O da zorlayarak, şartları zorlayarak. 10. Kolordu komutanı değil mi Hafız Hakkı Paşa? Evet, 10. Kolordu komutanı. Planda da ayın 25'inde Sarıkamış önünde iki kolordu birleşecek. Öbür kolordu plana uygun mu gidiyor 9. kolordu? 9. kolordunun da bir hafif sapması var ama yolun bozukluğundan dolayı bir 15 kilometrelik falan bir sapma var. Ama nihayetinde 25'inde Sarıkamış'ın önüne geliyor Enver Paşa. Ve bu hızlı hareketi askeri biraz da yorması, planda 25 Aralık'ta Sarıkamış'ın önünde buluşma olduğu için Hafız Hakkı'yı yalnız bırakmayayım diye Enver Paşa hareketinin 4. günü yani veyahut 3. gün akşam diyebiliriz Sarıkamış önlerine geliyor. Hafız Hakkı Paşa piyasada yok. Hafız Hakkı Paşa piyasada yok. Hafız Hakkı Paşa ayın ta 29'unda görünecektir. 4 gün sonra. 4 gün. 100 kilometre 4 gün geciktiriyor ki. Ve bu asıl şeyi Sarıkamış'ı kaybedilmesine sebep olan hadise budur. Yoksa Sarıkamış'ın galip olma ve alınma ihtimali 10'da 7'dir. Yani %50'den fazla. %50'den fazla. Ama o beklediğimiz şartların hepsi dediğimiz gibi bir işte planın Ruslar tarafından ele geçirilmesi. İkincisi Hafız Hakkı'nın 4 gün gecikmesi. Üçüncüsü de maalesef Galip Paşa'nın yine Genelkurmay'ın yayınladığı şeylerde vardır bu. 11. Kolordu komutanının bir gün savaşıp bir gün istirahat etmesidir. Halbuki ona verilen görev şiddetle hücum edip Rusların geri çekilmesini önleyecek. Çünkü cephede sunacak Ruslar, geri çekilemeyecekler. Fakat bu gevşek takip, Ruslara olan gevşek takip, Ruslar rahatça geriye çekilip Sarıkamış'ı da yığınak yapmalarına yol açıyor. Sarıkamış'a giriyor ama bizimkiler değil mi? Gidiyor. Yani tabii yani giriyorlar. Ayın 26'sından sonra Sarıkamış'a hemen 1,5 kilometre kadar kala Çerkezköy, efendim Yeniköy buralara kadar giriyorlar. Sonra Hafız Hakkı da getirdiği birliklerle Sarıkamış'ın dış mahallelerine kadar giriyor. İki ayrı günde bir 29. alayın yani 9. kolordunun birlikleri giriyor Çerkezköy tarafından. Öbür taraftan kuşatmayı tamamlayan Hafız Hakkı'nın birlikleri giriyor. İki ayrı.